oğlum gel gel diyorsun da nasıl geleyim lan? 5 kuruş para yok Allah aşkına. Tamam tamam. Tamam ayarlayacağım ben bir şeyler, tamam hadi kapat. Oğlum sen ne yaptın o kadar parayı? Abla anlattım ya. Arazi aldık, iş kuracağız arkadaşlar diye. Hani dükkan tutuyordun? Ben piyasayı bir kontrol ettim de o iş zarar ettirir bize. Ablaların ablası ya. Abla be. Öyle bir küçük bir harçlık mı ateşlesen kardeşine? Oğlum bende para yok. Zaten parasız adam gereksiz adam. Parasız adamı kim sever? Anası sever. Bizde o da yok. Ana yok, baba yok, para yok. Hayır ben ister miyim böyle sersefil bir hayatım olsun? Şöyle güzel kafamı sokacak bir evim olsun, bir ailem olsun. Ama yok. Şansıma tüküreyim. Tamam, tamam. Üzme bakalım böyle kendini. Hayırdır Hikmet? Geç otur, geç otur. Ne oldu? Ne bu hal? Şantiyede kaldım dün gece. Hayırdır? Ne oldu? Evi terk ettim Sadık. O şerefsiz yüzünden Nezahat'le birbirimize girdik. Dün Nesin oradayken gelmiş eve. Nesin'in bana olan öfkesi de dinmiyor. Ben zaten artık o Fatih'e söyleyecek laf bulamıyorum ama... Nezahat öyle arka çıkınca iyice tepem attı. O düzenbazı kaç yıllık kocasına tercih etti. Bu saatten sonra gönlüm zor doğrudur artık Nezahat'e. Kusura bakma Sadık, senin de bacın ama artık burama kadar geldi. Nezahat de ne yapsın? O şerefsiz acındırıyor kendini. Nezahat de kıyamıyor ona. Neyse neyse Hikmet, sen bir sakin ol. Bu akşam eve gidelim, ilk günün iftarını birlikte açalım. Sonra gideriz Nezahat'le konuşuruz ha. Sağ ol Sadık, sağ ol. Kadersizim benim. Senin de çocukluğundan beri bir yüzün gülmedi. Bir dikiş tutturamadın. Annem babam rahmetli olduktan sonra benim elime geldin ama ben de bir şey yapamadım ki oğlum. Senin de kabahatin var ama. Tabii, oldu. Ama abla ne yapayım ya? Vallahi elimden geleni yapıyorum, çabalıyorum ya. Ama para parayı çekiyor. Yani elde avuçta olmayınca olmuyor ki. Yani elimde avucumda olsa, bir düzenim olsa böyle, buradan buraya altın dizeceğim koluma. Boş millete dışarıdan gazete okumak kolay. Herkesin keyfi yerinde tabii. Abi mis gibi kurulmuş eve. Böyle kapının eşiğinden adım attırmıyor ya. Hayır, kimi kimin evinden kovuyorsun? Senin de 3 kuruş para vermişler eline, almışlar hisselerini. Yo, ben para filan almadım. Kendim verdim hisselerimi. Abimin 3 tane kızı var, bir faydam dokunsun diye verdim. E ben? Bana dokunmasın mı? Oğlum sen kolumdan, döşümden altınlarımı sıyırıp alıp gitmedin mi? Abla işler kötü gitti ya. Bak Fatih, benim 2 tane kuru bileziğim kaldı. Ölüme dirime, o kadar. Ayrıca abimin de 3 tane kızı yok. 2 tane var. O kızlardan biri benim. Belki de abimle yengem benim hisselerime çökmek için bakıyorlar kızıma. Şşş, sakın. Olur mu öyle şey? Tanımasam sanki. Ha, tanıyorsun. Allah aşkına abla ya. Nesrin Hanım okumuş etmiş böyle herkese yukarıdan bakıyor. Seni de almış kapak ola. Oh ne güzel ya. Hem hor gör hem eve çök. Oh mis vallahi. Dünya Nesrin Hanım'a güzel. Kadının günahına girme, Nesrin hiç öyle bir insan değil. Ya abla, bana bir tane öğretmen arkadaşın adını söyle ya. Hangisiyle tanıştırdın seni şimdiye kadar? Ha? Sen Dünürü'nün evine bir kere kapıdan içeri adım attın mı? Senin yeğenin böyle koca saray gibi evde yaşıyor. Bir adım attın mı ya içeri? Ne bileyim. Demedim.
Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.